Merhaba arkadaşlar, bugün 19 Mayıs 2024, aramız ikinci katı doldurdu. Üçüncü katı vereceğiz, hafta sıkar. Üçüncü kat nasıl verilir bunu anlatacağım arkadaşlar. 10 çıta birden verenler var ama ben onu tavsiye etmiyorum. Onu nasıl veriyorlar? Ballığı söküyorlar, kılıç kalığın üstüne 10 tane ham petek giriyorlar. O bence yanlış bir uygulama. Neden yanlış? Arkadaşlar arıyı yorarsınız öyle. Peki ne yapacağız? İkinci kat doldu. Arkadaşlar aynı ikinci kat attığımız gibi yukarı bir yavrulu çita çekiyoruz. Yanına ham petek giriyoruz sağ sol. O şekilde atmak daha mantıklı. Arıyı yormadan arkadaşlar arımız petek istedikçe vermek gerekir. Ama öbür türlü 10 çıtayı birden ham verirsek olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu arada ızgara da atacağız. Izgarada nasıl atılır onu da göstereceğim. Önce bir ana arıyı bulmamız gerekecek. Video uzun sürecek. İnşallah ana arı bulduktan sonra devam ederiz. Arkadaşlar ızgaramızı koyduk. Arkadaşlar ızgara koyarken dikkat etmemiz gereken çıtaların üstüne basmaması lazım. Izgaramız. Basarsa arı aşağıdan bunu şey der, tutturur. Yukarı geçişte sıkıntı olur arkadaşlar. İnşallah anayı da bulduk. Biraz sonra onu nasıl vereceğimizi göstereceğiz. Videomuzu durduralım yine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Kraliçemiz de bu çıtada. Şimdi bunu alıp ön delikten bırakacağız arkadaşlar. Kraliçemizi bir bulalım. Kraliçemiz de burada arkadaşlar. Ön delikten bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi olay bu arkadaşlar. Katımızı da koyduk. Üçüncü katımızı. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bilgilerimizden daha çok kitleye ulaşmamızı sağlarsanız memnun kalırız. Diğer bir videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada şeyi unuttum arkadaşlar. Izgaradan sonra erkek aralıkların çalışması için katımıza giriş açmıştık. Şu şekilde arkadaşlar. Burada da erkek arılar hep aşağıya çekilecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katımızda giriş var. Izgarada hapis kalmayacak erkek arılarımız.